Dost Hayvanları Koruma Derneği Başkanıyım. Kısa adımız Dost Derneği. Buradaki hayvanlar için ve tedavideki canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Ziyaretleriniz çok çok önemli bizim için. Ziyaret ederseniz de onur duyarız. Kesilecek şuralardan. Kesmeye devam edeceğim. Ancak elimi parçaladım az önce. İki parmağım da. Acısı biraz geçsin. Kesmeye devam edeceğim. İki elim de gitti ya. Etrafını döndük bu şekilde. Şöyle aşağı yukarı plan belli. Yalnız şuradan yani lavabo kısmını ayırmaya zaman yetmedi. Şuradan şöyle ayrılacak. Adem Bey'e dönelim, Adem Gündüz'e. Çünkü barınak sahibi kendisi. Kendisi aslında öğretmen, sevgili seyirciler. Hayvan sevgisinden dolayı barınak sürecinde barınak var galiba. Evet. Ben izledim barınaktaki görüntülerinizi. Ama tabii belki seyircilerimizin bilgilenmesi açısından nedir bu barınaklar? Bu barınakların nasıl hizmet veriyor? Derneğimize ihbar geliyor bir yaralı veya kazalı bir hayvan. Biz alıyoruz bunun tedavisini yaptırıp barınağımıza koyuyoruz. Barınağımızda genelde şiddete uğramış, tecavüze uğramış, rehabilitesi devam eden hayvanlar var. Yani tek bacağı kesilmiş, bir şekilde kesilmek zorunda kalınmış. Bu şekilde hayvanların. Peki bir mesela kolay gelsin. Adem öğretmenden alkışlanacak hareket. Öğretmen Adem Gündüz, Türkiye'nin dört bir yanındaki muhtaç hayvanlara kurucusu olduğu Dost Derneği ile destek oluyor. Derneğimiz Dost Derneği, Hayvanları Koruma İşleme Rehabilitasyon Derneği. İhbar üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin neresi olursa olsun alıyoruz hayvanı, yaralı veya kazalı hayvanı. Tedavisini yaptırıyoruz. Tedavisinden sonra bakım evimize getiriyoruz. Bakım evimizde bir süre kaldıktan sonra sahiplendiriyoruz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi tedavisi devam eden hasta, yaralı, kazalı hayvanlar için steril alanlar yapıyoruz. Burası 12 tane bölme. Bunların duvarlarını örüyoruz. Yani sanıyorum bu tarafa kadar herhalde bir haftada bitiririz. Ulusal Kanal'da beraberliğimiz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Burada öyle bir dostumuz var ki o dostumuzu sizlere nasıl anlatacağım? Dost Derneği Başkanı Adem Gündüz. Siz Dost Derneği Başkanısınız. 3 yıl önce kurdunuz. Evet. Aynı zamanda sınıf öğretmenisiniz. Sınıf öğretmeniyim aynı zamanda. O taraf tuttu mu? Taraf üzerinde dostum. Gelsene biraz. Video mu çekiyorsun? Aha. Onun üzerinde durmuyordu bu şey. Geçer abi, geçer. Geçer de yani bu. Ya burada nasıl duracağız? Burada.
Bunu hiç sökmeyeceğiz buradaki, çünkü burası da yüksek oldu biraz. Evet çocuklar, sokak hayvanlarını kimler besliyor? Tamam, indirebilirsiniz. Kuşlara ve kargalara yem veriyorum. Kuşlara ve kargalara yem veriyorum. Yem veriyorsun. Geldi, az sonra yiyecekler. Evet Ümit Selim'e sen. Öğretmenim, bizim stadı köpek var. Hı-hı. Ben kedilere yem veriyorum ama o kendisi giyip bildiriyor. Ege, kaç tane köpeğin oldu? 4. 4 tane. Her bulduğu kutudan kedilere yuva yapan Zehra. Zehra, ne yapacaksın bununla? Yavru kediler için mi bu? Yani küçük kediler olur. Yani sular etsin. Kaç tane yuvan var böyle? Kaç tane yaptın? Bir tane yapmıştım, o da kayboldu. Tekrar yapacaksın. Evet abi. Evet, başka kimlerdi? Sen? Sen köpekleri besliyordun. Evet, kemik veriyordun, süt veriyordun. Süt veriyorsun. Bir de kediler süt veriyorum, kuşları da yem veriyorum. Aferin canım, aferin. Ya sadece etrafı dönebildik. Ne hal kaldı, ne kımıldayacak durumum kaldı. Zaten birkaç gündür hastaydım. Gerçekten de kımıldayacak halimde kalmadı artık. Size şu kediyle veda edelim. Kelebek yakalamaya çalışıyor. Yakalama. Kızım, yapma öyle şeyler. O da senin gibi can. İşte anlamıyor. Göbüş nerede göbüş? Göbüş hani göbüş. Bunları sokağa atmışlar. Bir de şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım. Oh. Mis can. Bunun ağzını, burnunu şimdi biraz daha mıncıklarsam tırmığı basacak bana. Ben biraz böyle mıncıklaya seviyorum. Onun için ağza burnuna bakın. Oş. Mis. Tipsiz seni. Çirkin. Şöyle göstereyim. Ne kadar uysalsın sen. Başka bir kedi olsa şimdiye kadar tırmıklamıştı beni. Evet, bu hepsi güzel de bu çok böyle yaramaz. Az önce kelebeklerin peşinde koşuyordu. En çirkinleri de bu. Ben şimdi bundan ayrılabilirsem gideceğim eve. Biraz dinleneceğim. Ama ayrılmak mümkün değil. Geri gelecek şimdi. Geliyor. Gene geliyor.